Yine Barış öğretmenin geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hadi geçelim mi dersimize? Hadi bakalım derse. Hadi. Hoppa! Maşallah. Ya ağırlaşmışsın sen Ensar. Otur bakalım şöyle. Bugün karşıların yazılımını istemiştik. Bravo Ensar. İşte bu. Aferin sana. Cemal Ergün Ortaokulu. Cemal Ergün'ün C'si büyük harfli çünkü okul yanında bir isimlerimin ilerlediği için ve enfeksiyon açık olduğum için ve annem, babam ve ailemin hep yanımda durduğu için bu sene böyle olmak zorunda durdu. Gidemedim okula ama gönüllü Barış hocamış, işte diğer öğretmen benim gelip bana burada evde eğitimde ders verdiler ve ben bu durumdan çok mutluyum. Okula gidemiyorum ama öğretmenlerimin bana burada okulda gibi hissettirdiklerini kendim duyuyorum, yani hissediyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Ben Osman'ın çok büyük hayranıyım ve en büyük hayalim de futbolcu olmak, Galatasaray takımıyla tanışmak istiyorum. Maç günleri evde dolaşıyorum. Osman'ı çok seviyorum. Müdürümüz işte bir öğrenciye ders verilmesi gerekiyor, evde eğitim verilmesi gerekiyor dendi. Öğrencimiz okula gelemiyor, bizim onların evine gidip ders vermemiz gerekiyor dedi. Bunu hayır için yapmak isteyen var mı diye önce söyledi. Gönüllü olacak var mı dedi. Ben de daha önceden de böyle bir eğitime katılmıştım. Tabii vermek isterim diye müdürümüze söylediğimizde o da kabul etti. Benimle birlikte 5 öğretmen Ensar'ın derslerine geliyoruz. Evinde eğitim veriyoruz. Tabii kimse zorlamıyor. Biz bunu isteyerek yapıyoruz. Hatta Ensar'ı tanıdıktan sonra daha da severek geliyoruz. Ensar çünkü bizim verdiklerimizi alan, eğitime çok aç, istekli, bilgi bize bir öğretmenin bir şey öğret dercesine sürekli gözleri ışıl ışıl bir öğrenci. Biz de bu yüzden tüm öğretmen arkadaşlarımızla da bunu konuşuyoruz. Severek, mutlulukla geliyoruz buraya. Gülerek, eğlenerek derslerimiz geçiyor. Gayet mutluyuz. Şöyle de bir durum oldu. Ensar, ben dersi vermeyi kabul ettiğimde Ensar'ı tanımıyordum. Bana müdür bey dedi ki onlar seni tanıyormuş. Sen abisini okutmuşsun galiba dediler. Abisini de ben okutmuşum. Barış abisi, adaşım. Onu da ben okutmuşum. Oradan bir tanıdık olması daha güzel oldu. Bir de Ensar'ı ben şuradan tanıyordum. Benim kızımla aynı okulda okumuşlar. Oradan da biliyordum az çok. Öyle olunca daha da bir sohbetimiz arttı. O yüzden derslerimiz daha güzel ve tatlı geçiyor. Eğitimde fırsat eşitliği tüm bireylerin hakkı. Burada bunu alamayan, bu fırsat eşitliğinden kendi imkanlarıyla faydalanamayan bu öğrencilerimize devletimiz elini uzatmış. Onlara evde eğitim hakkı tanımış. Burada bize düşen görev, tabii ki öğretmenlerimizin hepsi bunu canı gönülden tüm öğretmenlerimiz yapmak ister. Onlara da görev verildiğinde bu görevi kesinlikle geri çevirmeyeceklerini düşünüyorum. Onlara devletin elini onların üzerinde hissettirmemiz benim için en büyük şereftir. Burada sadece Ensar'ı, sadece ailesinin, onu sadece ailesi değil, yine onu düşünen devletinin de onun yanında olduğunu benimle ve benim diğer arkadaşlarımla biz bunu gösterebiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Söyle bakayım. Bunu bilmem. Evet, harikasın Ensar. Bu yüzden bu özner cümle. Bu yüzden bu özner cümle olabilir.